Sevgili öğrenciler, merhabalar. Şimdi üçgen çizimindeyiz. İkizkenar, eşkenar üçgenle ilgili çizim sorularına bakıyoruz dostlarım. Hadi vira bismillah diyelim, başlayalım gobeller. Birinci sorumuz diyor ki, ABC üçgeninde BC üzerinde bir D noktası alınıp A köşesiyle birleştiriliyor. Sonra AB, AD'ye ve DC'ye eşit olacakmış. Şimdi şu şekilde çizeceğim arkadaşlarım. Biraz şöyle sola yakın çizelim. Şimdi bir AB diyelim buraya ve bu AB eşit olacak AD'ye. Şöyle göz kararı eşit olacak şekilde çizdim AD'ye. Ve o da DC'ye eşit olacak şöyle. C'yi de burada aldım. İşte ABC üçgenimi bu şekilde oluşturdum dostlarım. C de buradaymış. Evet. Ve AB, AD'ye ve o da DC'ye eşitmiş ve bunlar da 5'miş hatta. Hemen 5, 5 olduklarını da söyleyelim şöyle. BD'ye 6 vermiş, bunu yazalım. AC'yi istiyor, X diyelim. Dostlar, daha önce çok sık karşılaştığınız klasik bir sorunun çizim versiyonunu yapmış bize. Biz çizdik şimdi sadece. İkizkenar görünce geometrinin birinci farzı ne diyordu? Tabana diklik indir önce. İndirdik dikliğimizi, kayı kuralını yaptık, 2'ye böldü, 3, 3. Şuradaki 3, 4, 5'i gördük. Ve bakınız şu dik üçgenden de x'i bulduk arkadaşlarım. İşte burada, 4 burada, 8 burada. Benim hatırım için ezberlemiştiniz bu üçgeni. 4, 8, burası ne olacak? 4 kök 5 olacak. Sorumuzda Bursa'dan cevabımız çıktı arkadaşlarım. Geldik ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Yine şöyle bir siyah renkli kalemi alalım. ABC bir üçgen ve AB AC'ye eşit olacakmış. AB üzerinde alınan E noktası BC üzerinde D noktası ile birleştiriliyor falan. Tamam. Şöyle bir çizelim, olmadı sileriz arkadaşlarım. Bir ABC üçgeni çizdim. Böyle tam güzel böyle kurallarına uygun çizersek çözümünü daha net görürüz. Baktık ki çizemedik dostlar, hemen siler bir daha çözeriz artık. Şimdi AB AC'ye eşit. Şimdi diyor ki AB'nin üstünde bir E noktası alacaksın ve bu E noktası burayı 2'ye bölecekmiş. Orta noktaymış. D noktası aldık ve ED dik olacakmış BC'ye. D'yi de buradan seçtik. DC'ye 6 derseniz diyor BD kaçtır diye bir soru soruyor. Hadi şu geometrinin birinci farzını yine yapalım. Kayı kuralını yani. İkizkenar gördük. Tabana dikliğimizi indirdik. Bu adam sonuçta bir ikizkenar demişti sorunun başında. Peki bu diklik. Şimdi bakın burada ne çıktı karşımıza? Şu adam bu adama paralel çıktı. İkisi de dik olduğu için. Paralel ve bu tarafı ikiye bölmüş. O zaman mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Bu da x olacak. Şimdi kayı kuralını yapıyorum. Bu yükseklik tam kenar ortay olacaktı dostum. Burayı 2'ye bölecekti. O halde burası da 2x oldu. Ve bakın bizim 3x dediğimiz yer 6'ymış. Demek ki x 2. Paketledik, Denizli'den çıktı cevap. Geldik 3 numaraya. ABC üçgeninde, yine şöyle siyahı alayım ben. ABC bir üçgen, AB üzerinde alınan bir H noktası C köşesiyle birleştiriliyor ve CH diktir AB olacakmış arkadaşlarım. AB orada, CH orada. Tamam, şuraya bir çizmeye çalışalım. Normal bir üçgen çizeyim ben yine de. Olmadı, değiştiririz arkadaşlarım. Şimdi ABC üçgenini çizdik. Ve CH AB'ye dik olacak şekilde AB üzerinde, değil mi? H noktası alıyoruz. Şimdi şuradan çizdiğimiz diklik, burası 90 derece, burası H, CH AB'ye dik olmak üzere dedi. Şimdi BAC açısı, yani şurası bir yerin iki katıymış. Nerenin? HCB'nin, HCB'nin, yani şuranın iki katıymış. Ben buna A dersem bu açımız 2A olacakmış arkadaşlarım. BH'ı 3 vermiş. AC'yi 9 vermiş. CH X diyelim nedir diye soruyor. Tamam. Yine ben ne yapacağım bilmiyorum ama şu adettendir deyip ikiz kenarsa bu, ki öyle miydi? Değildi.
İkizkenar değildi, değil mi? Ama 2a'ya a var. Biz yine bir açıortayımızı çizelim arkadaşlarım. Bakalım ne olacak? Şimdi bu bir açıortay. A, a dedik bunlara. Tamam, burası açıortay oldu. Şimdi şuraya b diyelim. A 90 b. Tersine de b dedik. Aha bakın ne çıktı. A b var. Demek ki burası 90 gelecek arkadaşlarım. Aha bu açıortayı demek ki yükseklik yaptık biz. Aynı zamanda o halde kenarortay olacak. Ve bu üçgen ikizkenar olacak. Yani burası 9 ise bu taraf da 9 olacak şuranın tamamı. Buraya 6 kalacak. Neyi soruyordu bize? CH'ı soruyordu. Onu da şuradaki Pisagor'dan buluruz artık arkadaşlar. Hadi bulalım. 9'un karesi 81 eşittir. X kare artı 6'nın karesi 36. 36'yı çıkarttım. 45 eşittir X kare. X eşittir 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, 4 numaraya geçiyorum. ABC üçgenin içinde alınan herhangi bir E noktası A ve B köşeleriyle birleştirilip BE açıortay oluşturulmuş ve AE diktir BE olmuş. Tamam, şimdi şöyle yapalım. AE dik olacak. BE'ye şöyle bir başlayayım ben. Burası A olsun, burası da B olsun. Ve bu ABC üçgeni en azından A ve B köşeleriyle birleştirdik. AE diktir, BE'dir. E noktası AC üzerinde D noktasıyla birleştirilip BC'ye paralel çiziliyor. Şimdi AC'yi de çizelim şuradan arkadaşlarım. Şöyle bir şekil olsun. Şöyle bir şekil. Ve E noktası AC üzerindeki Denizli ile birleştirildi. BC'ye paralel. Ha, BC'ye paralel olacakmış. Onu biraz daha şöyle göz kararı güzel yapmaya çalışayım ben. Şöyle olacak. BC'ye paralelse şöyle bir şekilde olması lazım. Biraz daha böyle yatık olmalıydı. Tamam. Ha, BE açıortaymış bu arada. Onu da sorunun içinde söylemiş şurada. Onu da okuduk. ED'yi 4 vermiş. Burası D idi. 4 oldu. AB'yi 6 vermiş. BC kaçtır diye bir soru soruyor bize. X diyelim. Bakınız bu sorumuzda kayı kuralı yapacağım arkadaşlar yine. Şimdi bir doğru hem açıortay hem yükseklikse kenar ortayda olacak ve orada bir ikiz kenar üçgen olacak demiştik. Bakınız buradaki BE'ye hem açıortay hem de bir yere dikilmiş. Ben bunu uzattığımda diyeceksin ki kenar ortayda olacak ve bu üçgen kesinlikle ikiz kenar olacak öğretmenim. Şurası da 6 oldu. Sonra bak bu buna paraleldi. Bu tarafta 2'ye böldüyse burada da 2'ye bölecek arkadaşlarım. Şunlar da birbirine eşittir. Ve bu 4 orta tabanı oldu şuranın. O halde burası 8 olacak. Toplamını soruyordu bize. 14'ü paketledik arkadaşlarım. Cevabımız Edirne'den geldi. Evet, hemen geçelim alttaki sorumuza. Beşinci sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Önce şu silgiyi bir alalım. Şuraları bir tertemiz yapalım. Önceki sorudan kalıntılarımız gitsin. Evet. Şimdi çizmeye başlayabiliriz. ABC üçgeninde A'dan indirilen dikme BC üzerindeki G noktasıyla birleştirilerek AG açıortayı elde edilmiştir. He, o dikme hem açıortay olacak, tamam, hem de dik olacak. O zaman kayı kuralı var değil mi burada arkadaşlarım? Şimdi ABC üçgenini çizdim. Böyle biraz ikiz kenar üçgen gibi çizdim. Çünkü A'dan indirilen dikme G ile birleştiriliyor ve AG açıortaymış arkadaşlarım. Hem açıortay hem dikse dolayısıyla kenar ortayda olacak ve bu üçgen ikiz kenar olacak demiştik. Tamam. AC üzerindeki D noktası B köşesiyle birleştirilip
BD üzerindeki F noktası da G noktası ile birleştiriliyor. Tamam. Şöyle daha önce tanıdık bir şekilmiş gibi geldi bana. Şuradaki D noktasıyla B'yi birleştirdim. G ile de şuradaki bir F'yi birleştirdim arkadaşlarım. BF yani şurası FD'ye eşit. Bakın bu F orta nokta. E bu G de orta nokta. Demek ki bu FG orta taban. Nerenin? Şuranın orta tabanı FG. Hatta GF'yi 2 vermiş. O zaman burası 4'tür arkadaşlarım. AD'yi 5 vermiş. Burası 9 toplam. O halde burası da 9 olacak diyelim hemen. Onu da söylemiş olalım. Neyi soruyor? AB'yi soruyormuş lan. Çözmüşüz bile soruyu. Evet, geldim. Kaça? 6 numaraya. ADC üçgeninde AD üzerinde bir B noktası alınıp C köşesiyle birleştiriliyor. AB eşit AC olup B'den AC'ye indirilen dikme ayağı E. Dur, yine bir tahminim var ama dur bakalım. Şöyle bir şey çizeyim. Şimdi şöyle bir şey olacak bu. Bir A, B, C, burası D, A, B, A, C'ye eşit olacak ve A, D, C üçgenimiz varmış arkadaşlarım. Tamamdır. Şimdi B, E, E nerede? B'den A, C'ye indirilen, B'den A, C'ye indirilen dikmenin ayağı E. Peki şimdi BE 8, EC 6, BD 9, DC X nedir? Şimdi dostlar, konu anlatımlarımızda falan da söyledik ya, size şöyle bir pratik yol, bir teknik öğretmiştik. Bir soruda 3 tane uzunluk var sadece, başka hiçbir şey yoksa. 6, 8, 9 uzunlukları var. 3 tane uzunluğumuz var. Bunları ikişer ikişer toplayıp üçüncüyle söyleyin demiştim. Hatta şöyle yani 6 ile 8'i toplayın 14. Üçüncüsü de 9. 14, 9. 14, 9. Bir şey çağrıştırdı mı? Yok. Şu ikisini toplayalım. 6 toplamları da 17. 6, 17. 6, 17. Bir şey çağrıştırdı mı? Yok. Baş ve sonu toplayalım. 8 var. 6 ile de 9'un toplamı 15. 8, 15, 17. Cevap 17 arkadaşlar. Normal yolu da şöyle. Normal çözüm yolu da öyle zor bir değil. Şimdi ikizkenar üçgenin eşit olan açılarından, bakın buradaki ve buradaki açımız eşit. Eşit açılardan çizilen yükseklikler eşitti. Yani bu da 8. Hatta bu yüksekliğin burada ayırdığı parça burada ayırdığı parçaya eşitti. Bu da 6. Ve bak sen şuradaki dik üçgeni bir gör bakalım. Bak gerçekten de 8. Şurası 6 ile 9'un toplamı 15. 8, 15, 17'yi paketliyorsun dostum. Evet, geldik 7 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Dar açılı ABC üçgeninde A'dan BC'ye indirilen dikmenin ayağı E. B'den AC'ye indirilen... Tamam, bunu bir çizelim de. Dar açılı dediği için hemen üçgeni şöyle bir şey çizdim arkadaşlarım. Şimdi A, B, C. Ne diyordu? A'dan BC'ye indirilen dikmenin ayağı E. Yani tam şu dikin indiği nokta E'ymiş. B'den de AC'ye indirilen dikmenin ayağı D. AE, BD'ye bak, yükseklikler eşit. Ne zaman eşit oluyordu bu yükseklikler dostlar? Eşit açılardan çıkarsa eşit oluyorlardı. Demek ki bunlar eşit açılarmış. Bunu hemen gösterelim şu şekilde. Diyor ki bunların kesim noktası da F'dir. Tamam. FE3. Dostlar bakın, bu iki yükseklik eşitti. Aynı zamanda şurada ayırdığı parça bu parçaya eşitti. Ve bu üçgenler de eş üçgenler olacak. Yani hipotenüsleri de eşit. Diğer dik kenarları da eşit olacak. Burası da 3.
AD'yi 4 vermiş, 3 4'ten 5. Bu da 5. Bu da 4 olacak. DC kaçtır diye soruyor. X diyelim. İkiz kenar olduğu için burası 4 artı X ise burası da 4 artı X tabii ki. Buraya da X kaldı. Ve bakınız son darbeyi de şuradaki dik üçgenden vuralım arkadaşlar. Bakın burası 8. 8 size kopyayı versin. Ya 6 8 10 olacak ya da 8 15 17 olabilir değil mi arkadaşlarım? Bakalım ikisinden biri mi gerçekten de. Şimdi 6 8 10'u deneyelim. Buraya 6 dersek 8 orada zaten. Bu da 6 dediğimde 10 geliyor mu? Geliyor. Tamam. O zaman cevap 6'dır dedim. Ve geldim bu soruya. Bakalım bu ne diyormuş. Şimdi B ile C'nin 75-75 olduğu BC tabanından D noktası ile şuraya çizelim arkadaşlarım. Bu tahmin ettiğim bir soru tipi var. Bir kural var. Onun sorusu galiba. Şöyle bir ABC üçgeninde bunlar 75-75 yani eşitler. O zaman tepeye de 30 yazalım biz. 75-75 150 buraya da 30 kaldı. Şimdi diyor ki BC tabanında alınan bir D noktasının ile AB'ye inilen dikmenin ayağı E, AC'ye inilen dikmenin ayağı F ve F de DE'nin 2 katıdır. K'ya 2K. İşte burada kural şu arkadaşlarım. Neydi kuralımız hatırlayalım. İkiz kenar bir üçgende, hatta onu hemen şurada göstereyim ben size. Şöyle bir ikiz kenar üçgen çizelim. İkiz kenar üçgende tabandan, tabanın üstündeki bir noktadan ikiz kenarlara çizilen bu iki dikme aya dikmenin toplamı, A ile B'nin toplamı ikiz kenar üçgenin şu eşit açılarından birinin yüksekliğine eşittir. Yani şu yüksekliğe eşittir. A artı B. Ya da C'den çizdiğiniz yüksekliğe. Sonuçta A'dan çizdiğimle C'den çizdiğimde birbirine eşit. Bak şimdi bize burayı 30 vermiş sorumuzda. 30'un karşısı A artı B ise 90'ın karşısı bunun 2 katıdır yapacağım. 2 tane A artı B'dir diyeceğim. Ve bize soru da A artı B'yi 12 vermiş. Şurayı pardon. 2A artı 2B'yi. O zaman burası 6 gelecek dostlarım. Hadi soruya tekrar geri döneyim ben. Şimdi bakın bunların ikisinin toplamı yani 3K neye eşit olacak arkadaşlarım? Benim şuradan çizdiğim dikliğe eşit olacak. Burası 3K artık. Ve biz 90'ın karşısını yani şu kenarı 12 diye vermiş bize. O halde 30'un karşısı yani 3K yarısı olacak 6. Demek ki K 2. Neyi soruyor? FD'yi. 2K'yı soruyor. 4 geldi sorumuzun cevabı. Evet geldik 9 numaraya. Şimdi önce bir çizelim. ABC üçgeni AB AC'ye eşit olacak şekilde çiziliyor. BC üzerinde alınan bir D noktası alınıp A köşesiyle birleştiriliyor. BDA 45. Tamam. Şimdi bir ABC ikizkenar üçgeni çizelim. Ne kadar güzel çizdim lan. Ve ADB miydi? BDA 45 derece olacak. Şurası 45 olacak şekilde bir D aldık. AD 6 kök 2 imiş. AB ile AC eşitti. DC 2 olduğuna göre diyor. BD eksi bilmem ne. Hadi ikiz kenar gördük. Tabana dik indirelim. Ya da 45'i görünce de dik indirecektik zaten. Dikliği indirdik. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısına 6 6 dedik. Ve bakın burası ne çıktı arkadaşım? 8. 6 8 10. Bu da 10. Ve bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay olacak. Burası da 8 olacak değil mi dostlarım? Şurada 8. Bakın ne diyordu şimdi? BD. BD burası. 6 ile 8'in toplamı 14. Eksi AB. O da 10. 14 eksi 10. Denizli'den geldi cevap. Evet.
geldik. A açısı 120 ve AB AC'ye eşit. Tamam, ne çizeceğimizi biliyoruz en azından şimdi. Şöyle bir AB AC'ye eşitmiş. A açısı 120'ymiş diyor. Ve BC üzerindeki bir D noktasından eşit kenarlara dikmeler çiziliyor. Bak yine aynı kural. Buradan buraya çizdiğim dikme ile buraya çizdiğim dikmenin toplamı neye eşitti? Eşit açıdan çizdiğim yüksekliğe eşitti arkadaşlarım. Şu C'den ya da B'den çizdiğim yükseklik bu ikisinin toplamı. Ve bu diklerin toplamı da 6√3'müş. Şimdi o zaman ben bu eşit açıdan bir yükseklik çizeyim. Fakat bu geniş açılı olduğu için yüksekliğim dışarıdan çizilecek değil mi arkadaşlarım? Şöyle. Şurası 60'tır, şurası 30'dur. İşte bu B'den çizilen yükseklik bu ikisinin toplamına eşit. Yani 6√3. 60'ın karşısı 6√3, 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. Neyi soruyor? BC'yi. Bak 120, 30-30 üçgenidir bu. 30'un karşısı 12 ise 120'nin karşısı ne oluyordu? √3 katı. 12√3 gelecek. Cevap Bursa'dan çıkacak dostlarım. Evet, 11'deyiz arkadaşlar. Şimdi bunu çizeceğiz. ABC üçgeninde AB üzerinde alınan, bunu da üste çizelim ya. Bunu da üste çizelim dostlarım. Şöyle üst tarafı bir sileyim. Altta yerimiz yok çünkü. Şurayı bir temizleyeyim ben. Hemencecik. Evet, şimdi çizelim. Hop, sarı renk nereden çıktı lan? ABC üçgeninde AB üzerinde alınan D noktası C ile birleştirerek DC açıortay elde ediliyor. BC üzerinde bir E noktası alınarak D ile birleştiriliyor. 6√3 AC 18. Tamam, çok anlamadım arkadaşlarım. Bir çizelim. Muhtemelen silip bir daha çizeceğim ama önce bir şöyle rastgele çizelim düşünmeden. ABC üçgenimiz varmış. A, B ve C. AB üzerinde alınan D noktası C ile birleştirerek DC açıortay oluyormuş. Şimdi DC açıortaysa şöyle açıyı ikiye bölüp geçen doğruyu çizdim. BC üzerinde bir E noktası alınarak D ile birleştiriliyor. BD 6. EC 3. EC 3 olacaksa şöyle biraz daha E bu tarafta 6'dan küçük bir şey olacağı kesin ama anca bu kadar getirebildim. AC 18 ve BAC BAC EDC'nin 2 katıdır. He, şurası A ise neresiydi? BAC şurası 2A. Tamam. AD kaçtır? X diyelim buna da. Şimdi şunlara da BB diyerek başlayalım soruyu çözmeye arkadaşlarım. Şimdi bakın şu B ile şu A'nın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşit. A artı B. Sonra şu B ile şu iki A'nın toplamı 2A artı B yapar. Şu üçüncü açının, bakın burası bizim bu üçgenimizin üçüncü açısı bunların. Üçüncü açısı burası. Bunun dışına eşit olacak. Şurasıdır 2A artı B. A'sı buradaysa buraya ne kaldı? A artı B. Bak bunlar ikiz kenar çıktı. O zaman bu da 6 geldi değil mi kardeşim? Buralar eşit çıktı. Şimdi açıortayı konuşabiliriz dostlar. Açıortay teoremi ne diyordu arkadaşlarım? Açıortayımız şurada bakın. Şu bizim açıortayımız. Şurada ayaklarımız var. Burada kollarımız var. Açıortayı insan vücuduna benzetiyorum ben hatırlarsanız. Kollar, ayaklar muhabbeti vardı. Şimdi kolların oranı. Bak üstteki kol 18, alttaki kol 9. 2 katı. Gördün mü kardeşim? O zaman ayaklar da 6 ise 2 katı olacak. 12'dir. Bu sorunun cevabı diyeceğiz. Cevap Denizli'den çıktı dostlarım. Evet, geldik 12. sorumuza. ABC üçgeninde BC üzerinde D
noktası alınıp A köşesiyle birleştiriliyor. D noktasından AB'ye inen dikmenin ayağı E. AB, BD'ye eşit. Tamam, bir çizmeye çalışayım yine. Şimdi AB, D noktası neredendi? BC üzerinde. Şöyle AB, BD'ye eşit değil mi? Şöyle bir D seçelim ve AB, BD'ye eşit olsun. BE, ED, DC 8. Şöyle de çizelim bunu. C burası olsun. DC 8. E neymiş? D noktasından AB'ye inen dikmeymiş. D'den de AB'ye bir dikiniyormuşuz. Dikmenin ayağı E'ymiş. AB BD'ye eşit. BE 5. ED 12. Burası 13. Burası da 13 olacak. 8. Ve nereyi soruyor? AC'yi soruyor bize, X. Şimdi bakın, yine bizim eşit açılarımız şunlar arkadaşlarım. Bununla bu eşit açılar. Şimdi eşit açıdan bir dikmede ben indiriyorum şuradakinden. Ve biliyorum ki artık bu da 12'dir. Daha önceki sorularda da söylediğimiz gibi. Ve şuradaki parça buraya eşittir. Bu da 8. Ve bak burada ne çıktı kardeşim? Şuraya bir bak. 12 burası. 16 burası. Oldu mu 20 dostlar? Evet. 12, 16, 20 sorunun cevabı. 12. sorudayız şimdi. 13. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? BC doğru parçasını içten bölen bir T noktası ile BT diktir, TK olacak şekilde bir BTK. Dur bakalım. Şöyle, şimdi bir BC doğrusu var. B burada, C burada olsun. Bunu içten bölen bir T noktası var ve BT diktir TK olacak şekilde BTK üçgenini çizdik. Ve burası da dik. Tamam. Tamam. BTK dik üçgeni çiziliyor. Tamam. A elemanıdır. BK noktası ile AC kesişim KT L olacak. Şimdi şuradan bir çizelim. A ile AC ile şunun kesişimi L olacak şekilde AC çizildi. E elemanıdır BC ve AE dik olacakmış BC'ye. Çok klasik sorumuz geldi. Kesin bu AB ile AC de eşit birbirine. Evet. KL 10, AE 8, AB ile de AC birbirine eşit. Yani şu açı A, bu da A. Şimdi dostlar, bunu da çok klasik şekil diye tabi senenin başlarında anlattığımız için unutmuş olabilirsiniz bunları dostlarım. Ben bir kere daha şunun ikiz kenar olduğunu şimdi size ispatlayacağım. Bir kere daha ispatlayalım bunu, ama tabi görünce tanımanızı da isterim. Şimdi AA, A 90, o halde şurası B. B'nin tersi de B. Şimdi şu A'ya bakın, şu 90'sa burası da B oldu. Bakın ikizkenar. O halde tabanına dikliği indiriyorum. 5, 5 bölüyor. Ve sen de şuradaki dikdörtgeni görünce soru bitiyor. Burası 8 ise bu taraf da 8 olacak. Buraya 3 kaldı. LT'yi soruyor. Cevap 3 arkadaşlarım. Evet, 14'teyiz. Alalım siyahımızı, bakalım ne diyor. AB eşittir AC. BC üzerinde D noktasından AB'ye çizilen paralel doğru AC'nin T noktasından AC'ye çizilen paralel. Tamam, bu da bir kural sorusu. Hemen o kuralı da şurada gösterelim arkadaşlarım. Bakın, bir önceki kuralı burada göstermiştik. Şimdi bunun bir de şöylesi var. Onu da gösterelim. Yine bir ikiz kenar üçgen aldık arkadaşlarım. Bu ikiz kenar üçgenin tabanından ikiz kenarlara paralel doğrular çiziyorum. Bakın, bu çizdiğim şuna paralel olsun, AB'ye. Bir de şimdi AC'ye paralel çizeceğim. Şöyle de AC'ye de paralel olan bir doğru çizdim. Bu da
AC'ye paralel. Şimdi bu durumda diyor ki buna A, buna da B dersek bu iki paralelin toplamı ikiz kenar üçgenin bir kenarına eşittir. İkiz kenarlardan birine eşittir diyor. A artı B. Bunun da ispatını da yapalım. Şimdi burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B oldu. Şunlar her seferinde ikiz kenar çıkacaklar arkadaşlarım. Çünkü bu açı bu açıya eşit, paralellikten buna da eşittir yöndeş oldukları için. Burada bir ikiz kenar çıktı. Bu da A. Aynı şekilde yine yöndeşlikten bu da X olur. Burada da bir ikiz kenar çıktı. Bu da B. Bakın A artı B, A artı B'yi böylelikle ispatlamış olduk. Şimdi sorumuza geri dönelim. Bu soru da bunu soruyor arkadaşlar. Diyor ki şöyle ikiz kenar bir üçgen var. AB AC'ye eşit diyor. Bunun diyor BC üzerinde alınan bir D noktasından şöyle ikiz kenarlara paralel çizin diyor. Bu buna paralel. Bu da buna paralelse birisine 3, birisine 4 demiş. Bu ikisinin toplamı neye eşit? İkiz kenara 7. AB de 7, AC de 7 olur. Cevap Adana'dan gelir. Evet, 15. BK doğru parçasını içten bölen bir C noktası ile AB, şimdi çizelim. Neyse çok uzatmadan bir BK doğru parçası çizelim. BK içten bölen C noktası ile AB eşittir BC. Şöyle AB eşittir BC. İkizkenar üçgenini çiziniz diyor. Tamam, çizdik. T elemanıdır AB alınarak C açısının CT iç açıortayı çizildiğinde, şimdi C'nin iç açıortayını çiziyorum. CT oluyormuş bu da. Şuraya T diyelim. AK A açısının dış açıortayı oluyor. Tamam. A'nın da dış açıortayını çiziyorum. Ve bu da AK oluyormuş. K burasıymış arkadaşlar. Tamamdır. Bu da dış açıortay. Şöyle farklı bir simgeyle yapalım. Sonra CT 3, CK 3, AT 2 olduğuna göre AK X kaçtır diye de bir soru soruyor. Hemen şu kuralımız vardı ya, bakın onu burada bir kez daha gösterelim. Şimdi ikiz kenar bir üçgenin şunlar ikiz kenarlarımız olsun. Buradan çizdiğim yükseklik, hani dedik ya buradan çizdiğimiz yüksekliğe eşit dedik ya arkadaşlarım, eşit açıdan çizilenler. Bu kuralın aynısı B'den çizdiğim yükseklik C'den çizdiğime eşit kuralının aynısı kenar ortaylar için de geçerlidir. Açı ortaylar için de geçerlidir dostlarım. Yani benim eşit açıdan çizdiğim açı ortay, ki bakın C'den çizdiğimle A'dan çizdiğimden bahsediyorum, birbirine eşit olacak arkadaşlarım. Demek ki ben bu A'dan da bir açı ortay indirirsem bu açıortayın da uzunluğu 3 olacak. Burası 2 ise buraya da 2 kalacak kardeşlerim. Ve şimdi artık şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu taradığım üçgene bakın. Şurası 5. Burası 3. Cevabımız 4. Nereden biliyoruz hocam? Niye buraya 90 dedik? Çünkü dostlar orası gerçekten de 90. Ben buna A, B, B dersem 2A ile 2B'nin toplamı 180'dir. A ile B'nin toplamına da 90 kalır. O yüzden burası 90'dır. Bu da 3, 5 ise kesin 4'tür dedim. Cevap Edirne'den çıktı. Evet, geldik buna. Bakalım bu ne diyor. ABC eşkenar üçgeninde. Tamam, hemen bir eşkenar üçgen çizelim. Evet. B köşesini AC üzerindeki D ile birleştirip D noktasından AB'ye DE dikmesi çiziliyor. Tamam. Şuradaki bir D ile birleştirdik. D'den de AB'ye bir dikme
DE dikmesi çiziliyormuş. Tamam. Bu eşkenarda 60, 30'umuzu yazalım, 60'ımızı yazalım. AE3, DC2 olduğuna göre BDX kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Hemen başlayalım 30, 60, 90'larımızla. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 2 katı 6. Burası 3 kök 3 olacak. Bakın bir kenar ne çıktı eşkenarda? 8. O zaman bu da 8 olması için 5. Hadi paketleyin buradaki Pisagor'u. X kare eşittir 5'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi 27. Demek ki x kare eşittir 52, x eşittir 2 kök 13 geldi. Ceyhan'dan çıktı 16 numara. Sıra bunda. Bakalım bu ne diyor. ABC eşkenar üçgende AB'nin orta noktası E'den BC'ye çekilen dikmenin ayağı H olsun. Hadi bir çizelim bunu. Şimdi A, B, C. Neredeydi? AB'nin orta noktası olan E'den, bu orta noktaymış. E'den BC'ye çekilen dikmenin ayağı H. AC'ye çekilen inen dikmenin ayağı D. D'den BC'ye BF dikmesi BD'den BC'ye ise şöyle bir BF dikmesi çiziliyor. BH3 HFX. Hemen yine 30-60-90'ları yapacağız arkadaşlarım. Şurası 30, 90, 60. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6. O zaman bu da 6. Burası 60 ise burası zaten 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Bakın bir kenarımızı 12 bulduk. O zaman burası da 12 gelecek. 9 kaldı buraya. 90'ın karşısı 9. Burası 60, burası 30 olduğu için burası 4,5 olacak arkadaşlarım. Şimdi şurası toplam yine 12 gelmesi için 4,5, 3 daha 7,5. Buraya da 4,5 kaldı dostlar. Yani 9 bölü 2 kaldı. Evet, 18'deyiz. ABC eşkenarı üçgeninin içinde. Hemen çizelim bir. ABC eşkenar üçgeni. Evet. Bir E noktası veriliyor. E noktasından AB'ye inen dikme D ile bir daha şöyle yapalım şimdi. E noktasından AB'ye inen dikme D noktası ile BC'ye çizilen paralel AC'yi AB'ye inen dikme E noktasından AB'ye inen dikme D noktasıyla herhalde demek istiyor bize arkadaşlarım. D noktasıyla birleştirildi. BC'ye çizilen paralel AC'yi şöyle BC'ye bir paralel çizdim. AC'yi F noktası ile AB'ye çizilen paralel AB'ye de bir paralel çizeceğiz. Şöyle çizdik. BC'yi G noktası ile birleştiriyor. Tamam hadi şimdi oldu galiba. Evet. EF 5, EG 1, ED 2 kök 3 olduğuna göre AC. Dostlar hemen şimdi buradan da nereye paralel çizmedik? Bak BC'ye çizildi, AB'ye çizildi. Bir tek AC'ye bir paralel çizilmedi. AC'ye paraleli de biz çizelim. Bu da AC'ye paralel olsun. Şimdi burası 60 ise tabii ki yöndeşlikten bu da 60 olacak. 90 oluyor, olmuyor. Bu tarafından gelecekmiş. Şöyle olacakmış arkadaşlarım paralel. Burası yanlış oldu. Ya da sileyim niye tutuyorsak orada. Şöyle yanlış oldu. Şimdi ay tüküreyim 90 yazmışız ya. Çiziyoruz paralel. Dur şu dikliği bir daha çizeyim ben. Yanlış çizmişiz de arkadaşlarım. Şimdi onu toparlamaya çalışıyorum. Dikme buraya gelecek. D noktası burada. Şimdi ne dedim? Üçüncü paraleli de ben çiziyorum. Yani tüm kenarlara paralel çizmiş oldum. 60 ise yöndeşlikten bu da 60. Şimdi bu 2 kök 3'tü.
60'ın karşısı 2 köküçsü, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı da 4 oldu. Burada da şu kuralı hatırlayacağız arkadaşlarım. Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan 3 kenara da paralel doğrular çizilirse bunların toplamı eşkenar üçgenin bir kenarına eşit. A, B, C buraya eşittir. Yani 5, 4 daha 9, 1 daha 10. Eşkenar üçgenimin bir kenarı 10 çıktı. Cevap 10. Evet, 19'a geldik arkadaşlarım. ABC eşkenar üçgeninde A köşesi ile BC üzerindeki D noktası birleştiriliyor. D noktasından AC'ye inen dikmenin ayağı E, noktası ve EC 3. Sonra DC BD'nin 2 katıymış. Tamam, şimdi şöyle göz kararı çizelim. BD'nin 2 katıymış DC. Şuraya K, buraya 2K diyelim. Ve D'den de buraya bir dikme indirdiğimizde ayağı E'ymiş. EC 3'müş. Bir de bunu vermiş bize. AD kaçtır? Burayı da soruyor. Şimdi hemen yine 30-60 90'larımıza başlayalım. Bir kere şu 60'ları yazalım. 30'umuzu yazalım. 30'un karşısı ise 90'ın karşısı 6'dır diyelim. Burası 6 ise burası yarısıymış 3 diyelim. Bir kenar 9 oldu. Burası da 6 geldi o zaman. Burası da 9 geldi o zaman. Şurada da 30-60 90'da 60'ın karşısı 3 köküç oldu. Hadi paketleyeceğiz şimdi buradan. X kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36, bir de 3 köküçün karesi 27. Demek ki x kare eşittir 57-63. 9 çarpı 7'den 3 kök 3 geliyor diye biliyorum. X'i ama şıklarda yok. Bir yerde hata mı yaptık? Bir daha bakalım. Şimdi EC 3'tü. Tamam, 30'un karşısı 3 o halde. 60'ın karşısı 3 kök 3, 90'ın karşısı da 6. Sonra DC 6 ise DC'nin 2 katıymış. Bir tanem burası 12'ymiş ya yavrular. Tam tersini yazmışım ben. Burası 12'ymiş, burası 6'ymış. O zaman bir kenar 18 arkadaşlarım. Buraya 18 yazayım. 3 ise burasına da 15 yazayım. Hata bende yani. Şimdi Pisagor'u yapalım. 15'in karesi 225 geldi şimdi. Bu da 27. Toplarsak 252 yaptı. X eşittir bu durumda kök 252. O da 126 çarpı 2'dir. 63 çarpı 4'tür. 7 çarpı 9 çarpı 4'tür. 36 yapar. Dışarıya 6 diye çıkar. 7 içeride kalır. Denizli'ymiş sorunun cevabı. Evet, sıra bunda. 20. soru. ABC eşkenar üçgeninde, hemen şuraya çizelim. Kırmızıyla çizmeyelim, siyahla çizelim. Kaç dakika oldu ya? Biraz bunaldım da arkadaşlarım. Bunda şimdi duraklatma da yok herhalde. Duraklatamıyorum çünkü birkaç kez denedim. Bazı videolarda denk gelmişsinizdir. Durdurduğumu zannettim ama durmamış. Meğersem video devam ediyormuş. Şimdi eşkenar üçgeninde AC üzerinde alınan D noktasından BC'ye indirilen dikmenin ayağı E noktası olmak üzere AD 3, BE 7. Şimdi galiba BE 7, AE de 3. AD, BE 7, AD 3 eşkenar üçgendi. 60'larımızı yazalım. Eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Gayet kolay bir soruymuş. Hemen burada 30-60-90'ı yapacağız. 30'un karşısı K, 90'ın karşısı 2K diyeceğiz. Ve kenarların eşitliğini unutmayacağız. Yani 7 artı K eşittir 3 artı 2K dostum. Buradan K eşittir 4. K 4 ise burası 8, burası 4. Bir kenarda oldu 11. Çevresini soruyor. 33'ü paketledim dostlarım. Evet, hadi bakalım 21'deyiz. ABC eşkenar üçgeninde diyor. Hemen bir eşkenar üçgen çizelim. AB üzerindeki E noktası, AC üzerindeki F noktası
ve BC üzerindeki D noktası ile birleştiriliyor. EF diktir AC'ye. Şimdi E noktası neredeydi? AB'nin üstünde. F de AC'nin üstündeydi ve dikmiş bunlar. ED dikmiş BC'ye. D de buradaymış o zaman. Ve şurada bir üçgen çıkartmışız biz. AF K ise EB 4K, AC 18, bu eşkenardı, bütün kenarlar 18, ED. Şurayı da bize soruyor. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi bu eşkenarda 60, 60, 60. Şurası 30. Tabii ki bu da 30. 30'un karşısı K, 90'ın karşısı 2K. Bakın bir kenar 6K'yı 18 vermiş. K3. K3 ise artık burası 6. Burası 12. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı da 6 kök 3. Denizli'den geldi cevap. Evet. Görüyorsunuz eşkenar üçgen kolaydı arkadaşlarım. 30, 60, 90'ları yapınca her türlü paketliyoruz. Son sorumuzdayız dostlar. Hadi bunu da gömelim. ABC eşkenar üçgeninin, hemen bir ABC eşkenar üçgeni çizdim. İç bölgesinde K noktasından AB'ye ve AC'ye çekilen dikmelerin ayakları sırasıyla. Tamam. Bir AB'ye dikme ineceğiz. Bu D'ymiş. K noktası. Bir de AC'ye dikme ineceğiz. Ayağı E'ymiş arkadaşlarım. K noktasından AB'ye çizilen paralel, AB'ye paralel bir doğru çizeceğiz şimdi. Şöyle. AB'ye çizilen paralel BC üzerinde F noktası ile birleştiriliyor. Tamam, BC üzerindeki F noktasıyla birleştiriliyor. KD 2 kök 3, KE kök 3, KF 6 olduğuna göre eşkenar üçgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Tamam, hadi başlayalım. Yine kural sorusu bu da arkadaşlarım. Şimdi şuradan bir dikme de ben indiriyorum dostlar. Şimdi burası 60 ise paralel olduğu için yöndeşlikten bu da 60. Sonuçta bu buna paralel çizdik az önce. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3. Bakın kural neydi? Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara çizilen bu dikliklerin toplamı bir yüksekliğe eşit. Toplarsanız 3, 5, 6 kök 3. Yani bir eşkenar üçgen düşünün, yüksekliğini artık 6 kök 3 diyebiliyorsun. Yani 60'ın karşısını biliyorsun. O zaman 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. 12, bu da 6. Bana eşkenar üçgenin alanını soruyor. İster a kare kök 3 bölü 4 formülünden 12'nin karesi 144 çarpı kök 3 bölü 4 deyip 36 kök 3 bulabilirsin. İstersen de tabanım 12, yüksekliğim 6 kök 3 deyip çarpıp 2'ye de bölsen yine 36 kök 3'ü böyle de bulabilirsin dostum. Bitti mi? Bitti. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.